Başvurko. Home. Yarışma başvuruları. Tertecik Rüzgar Gülü başvurusu 2024, 2023. Başvuru yap. Formu doldur. Tertecik Rüzgar Gülü başvurusu. Başvuru. Formu 2022-2023. Başvurko. Rüzgar Gülü. Tertecik Rüzgar Gülü başvurusu 2023. Başvuru yap formu doldur. Bay başvur.co 13 Aralık 2023. Yarışma başvuruları. Tertecik Rüzgar Gülü başvurusu. Başvuru formu 2023. Tertişürük Rüzgar Gülü başvurusu 2023 için binlerce insan nasıl başvuruda bulunacağını araştırıyor. Çocuk yarışma programı olan Rüzgar Gülü hem eğlenceli hem de öğretici bir programdır. Öyle ki bu programda kitap okumak değil ve atasözlerini ezberlemek ve eğlenerek öğrenme yöntemi kullanılmaktadır. Rüzgar Gülü yarışmasına katılmak isteyen binlerce kişiden biriyseniz acele etmelisiniz. Çünkü bu yarışmaya çok ciddi talep var. Her geçen saat başvuranların ciddi ölçüde artış gösteriyor. Tertuşçu kanalında yayınlanan Rüzgar Gülü programı ilk çıktı. Günden itibaren ses getirmeyi başarmıştır. Her programla rekorları kıran Rüzgar Gülü aynı zamanda yeni yarışmacı adaylarını da bekliyor. Peki Tertli Çocuk Rüzgar Gülü başvurusu nasıl yapılır? Başvuru formu nasıl doldurulur? Tüm bu soruların cevaplarını sizler için hazırladık. Aşağıda vereceğimiz adımları takip edereksiniz de hızlı bir şekilde Rüzgar Gülü programına başvuruda bulunabilirsiniz. Yarışmaya katılımlar tamamen ücretsizdir. Sizden kesinlikle hiçbir şekilde ve ad altında para talep edilmeyecektir. Şansınızı arttırmak için sizlere yöneltilen sorulara eksiksiz ve doğru bir şekilde yanıt verin. Aksi takdirde kazanmış olsanız dahi elenmiş sayılacaksınız. Tertuşucuk Rüzgar Gülü başvurusu şartları nedir? Tertuşucuk Rüzgar Gülü başvurusu için öncelikle yarışma şartlarını taşıyor olmanız gerek. Rüzgar Gülü programı için başvuru yapabileceğiniz resmi bir kanal bulunuyor. Bu kanal vasıtasıyla başvuruda bulunabilir ve şansınızı deneyebilirsiniz. Yapılan başvurular ortalama 15 gün içerisinde değerlendirilmiş oluyor. Başvurunuzun olumlu olması halinde bu süre içerisinde sizinle irtibata geçilecektir. Ancak bu süre zarfı boyunca tarafınıza geri dönüş olmazsa başvurunuz edilmemiş demektir.
Başvurunuz 15 gün içerisinde kabul edilmediği durumda tekrar başvuruda bulunabilirsiniz. Yeniden başvuruda bulunmanızın herhangi bir sakıncası yoktur. Ancak bir başvuru yaptıktan sonra hemen akabinde diğer başvuruyu yapmayın. Aksi takdirde tüm başvurularınız olacak otomatik bir şekilde iptal olacaktır. Bu yüzden başvurunuzu üzerinden 15 gün geçtikten sonra yeniden başvuruda bulunun. Rüzgar Gülü başvuru formu eksiksiz ve hatasız bir şekilde doldurulmalıdır. Yanlış ve hatalı bilgi girmemelisiniz. Aksi halde başvurunuz onaylansa bile hatalı bilgi vermekten dolayı direkt diskalifiye edilirsiniz. Bu yüzden bilgilerin tamamını doğru bir şekilde doldurmak son derece önemli bir konudur. Her gün 18.30'da TRT 3. kanalında yayınlanan Rüzgar Gülü programına her şehirden başvuruda bulunabilirsiniz. Fırsat eşitliği kapsamında Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde dilediğiniz herhangi bir yerden kolayca başvuruda bulunabilirsiniz. Çocukların büyük bir merak ve ilgiyle takip ettiği bu yarışma programı oldukça eğlenceli ve öğreticidir. TRT Çocuk Rüzgar Gülü başvurusu şartları aşağıda verildiği gibidir. Çocuğun adı ve soyadı. Çocuğun doğumu tarihi, gün, ay, yıl. Açık adres bilgisi, cadde ve sokaklarda belirtilmeli. Çocuğun anne ya da babasının iletişim bilgileri, cep telefonu, mail adresi. Çocuğun anne ya da babasının adı ve soyadı. Programın başvuru şartlarında sizlerden istenecek olan bilgiler sadece bu kadar. Tüm bu bilgileri verirken doğru olduklarından emin olmalısınız. Yapmış olduğunuz başvurunuzun olumlu sonuçlanması durumda sizlerle iletişime geçilecek. Canlı yayına bağlanmadan önce sizlerle çeşitli sorular sorulacak. Sorulan bu sorulara doğru yanıt veren çocuklar ise canlı yayına katılmaya hak kazanacak. Telefonda sorulan sorulara doğru yanıt veren çocuklar bir sonraki günde yayına alınacak. Telefon ile sizlere ulaştıklarında ve çocuğunuza sorular sorulduktan bir gün sonra canlı yayına alınacaksınız. Bu sebepten dolayı programı düzenli bir şekilde takip edip işleyişi tam öğrenmek, atasözleri ve deyimlere hakim olmak size büyük katkı sunacaktır. TRT Çocuk Rüzgar Gülü başvurusu adresi. TRT Çocuk Rüzgar Gülü başvurusu için ziyaret edeceğiniz tek bir adres var.
TRT Çocuk resme başvuru kanalı olan http://www.trtçocuk.net.tr Oyunlar Rüzgar Golu adresini ziyaret ederek gerekli başvuru şartlarını sağladıktan sonra başvuruda bulunabilirsiniz. TRT Rüzgar Gülü başvurusu başvuru adresi olarak sizlere farklı linkler veren sitelere itibar etmemelisiniz. Kanalın resmi başvuru adresini sizlerle paylaştık. Bu adresi ziyaret edip resmi başvuruda bulunabilirsiniz. Siteye girdikten sonra bir intro sizler karşılayacak. Bu intronun sonunda ise başvuru formu karşınıza çıkacak. Başvuru formundaki tüm bilgileri eksiksiz bir şekilde girdikten sonra başvur butonuna tıklayarak siz de TRT Çocuk Rüzgar Gülü yarışmasına başvuruda bulunabilirsiniz. İlk başvuru formunu doldurduktan sonra yarışmanın en neşeli ve sevilen karakteri olan Zıp Zıp tarafından ise size bir adet soru yöneltilecek. Bu soruya da doğru cevap vererek başvurunuz alınacak. Tüm bu formları doldurduktan ve size yöneltilen soruları doğru cevapladıktan sonra başvurunuz kabul edilecek. Bundan sonraki aşamada size yalnızca aranmayı bekleyeceksiniz. Bilgi almak istiyorsanız. Telefon numara Rüzgar Gülü telefon numarası 0 312 463 43 43 telefon numarası üzerinden iletişime geçip bilgi alabilirsiniz. Rüzgar Gülü programına başvuru yapmak için 1 nokta https 2 nokta 2 tane slash www.trtçocuk.net.tr Rüzgar Golu adresine giriş yapınız. Daha sonra yarışma butonuna tıklayarak başvuru formunu doldurup iletebilirsiniz. Aşağıda sizler için görselli olarak anlatım sağlanmıştır. Aynı işlemleri sağlayabilirsiniz. İkinci, yarışma butonuna tıklayın. Üçüncü, formu eksiksiz bir şekilde doldurun. Dördüncü, gönder butonuna basın. Yukarıda belirttiğimiz adımlar ve kolayca başvurunuzu yapabilirsiniz. Rüzgar Gülü telefon numarası aşağıdaki gibi olmaktadır. Rüzgar Gülü telefon 2 nokta 444 0878 TRT Çocuk Rüzgar Gülü başvurusu sonuçları ne zaman açıklanır? En çok merak edilen sorulardan biri de budur. Her gün milyonlarca kişinin yakından takip ettiği program olan Rüzgar Gülü yarışmasına binlerce başvuru yapılıyor. Bu yoğun katılımda adaletleri ve eşit bir şekilde yarışmacılar belirleniyor. Türkiye'nin her noktasından adayların yarışmaya katılabilmeleri mümkün. Yalnızca İstanbul'da ikamet etmeniz gerekmiyor. Rüzgar Gülü yarışmasına başvurduktan sonra ortalama 15 gün içerisinde başvurunuzun olumlu sonuçlanması durumunda tarafınıza geri dönüş yapılacak.
Eğer başvuruda bulunduktan sonra 15 günlük süre içerisinde tarafınıza o dönüş olmazsa başvurunuz reddedilmiş demektir. Yarışmacı seçimi konusunda oldukça şeffaf davranan tehdit çocuk yetkilileri tüm başvuruları doğal olarak kabul edemiyor. Şanslı kişiler arasında yer almanız için bir an evvel yarışmaya başvurmanız gerekmektedir. Başvurunuz 15 gün içerisinde sonuçlanmazsa tekrar başvuruda bulunabilirsiniz. Böylelikle şansınızı yeniden denemiş olursunuz. Ancak ilk başvurunuzu yaptıktan sonra aynı gün içerisinde bir daha başvuru yapmayın. Sistem otomatik olarak tüm başvurularını geçersiz kılacaktır. Yeniden başvuru yapabilmek için en az 15 gün beklemeniz gerecek. 4 Kasım ve işte Rüzgar Gülü 4 Kasım 2012 bakabilirsiniz. Hadi başlayalım. Hadi bakalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Saatlerimiz 18.55'i gösteriyor. Artık çok iyi biliyoruz ki saatler 18.55'i gösterdiğinde TRT Çocuk'ta Rüzgar Gülü, Rüzgar Gülü'nde ne zamanı? Oyun ve zıpsıp zamanı. Evet, öyleyse çağıralım zıpsıpı. Çok enerjik değil mi bugün yine? Çok enerjik. Arkadaşlarımız yeni karşılaştılar kendileriyle. Ama yani hafta sonu geldi diye mi acaba bilmiyorum neden bu kadar enerjik, bu kadar hareketli. Haftanın 7 günü böyle. Evet doğru. Ve 7/24 böyle. Ya bunu galiba biraz spora borçluyuz değil mi zıpsıp? Gel. Sağlıklı beslenme, gel. Spor. Lütfen. Programımızın başında internet adresimizi bir kez daha hatırlayalım sevgili arkadaşlar. Nitekim aramıza yeni katılan izleyicilerimiz, arkadaşlarımız var. Hadi hatırlayalım. Geliyor. www.trtçocuk.net.tr adresinden bizlere hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda oyunlarımızı oynayabilir, programımıza başvuruda bulunabilirsiniz. Hadi bir kez daha tekrarlayalım. www.trtçocuk.net.tr Emin'in de söylediği gibi bu adresten programımıza rahatlıkla ulaşabilir, başvuruda bulunabilirsiniz. Ayrıca bizimle yarışmak istiyorsanız bu adresten oyunlarımızı oynayabilir. Böyle küçük alıştırmalar yapabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Evet. Hatırlatmalarımızı yaptık mı? Yaptık. Öyleyse zamanı. Alo demek için hazır mıyız? Hazırız. Aa, telefonumuz çalıyor. Alo. Sevda merhaba. Merhaba. Özür dilerim, hoş geldin. Serkan. Hoş bulduk. Özenç ve Emel Yurt telefonu arıyorlar. Sesin çok güzel geliyor, çok enerjik geliyor. Nereden arıyorsun bizi? Telefon ilçesi olan Dağdaş'tayım. Evet. Kucak Çocuk Canlı'da Rüzgar Gülü 4 Kasım 2012'de. Yanında kimler var? Kimlerle izliyorsun bizi? 2022'de. Annem, babam ve kardeşim. 4 Kasım 2012'de. Ne güzel, ailecek izliyor arkadaşımız. Evet. Birazdan ailecek yarışacağız ama biraz sohbet edelim. Ne edelim. Öncesinde soralım acaba Sinop deyince aklınıza neler gelmeli? Ki benim aklıma önce Sinop mantısı geliyor. Keşke önce ben sorsaydım. Sevde, Sinop'un mantısı meşhur değil mi Sinop mantısı? Evet. Seviyor musun sen de mantıyı? Evet, çok seviyorum. Bunun dışında neleri meşhur peki? Kebabı, incir uyuşturması, ertelik tatlıca sülalesi.
Arkadaşımızın saydıklarından bazıları bizim oyunlarımızda da var değil mi? Ne nerede Türkiye oyunumuzda biz de soruyoruz. Bu arada çok güzel anlatmıyorlar mı arkadaşlarımız yaşadıkları şehirleri? Evet çok güzel anlatıyorlar. Ama bir çırpıda aklına gelenleri söylüyorlar aslında birçok şey mi? Evet evet daha çok fazla şey var. Gitmiş kadar olduk diyeceğim ama öyle olmuyor. Gitmek gerekiyor. Gidip yerinde mantıyı yemek gerekiyor. Evet neler söylüyorsun? Sinop mantısı dedi arkadaşımız. Şimdi ilk oyunumuzu sen oyna bence. Çünkü ben Sinop mantısından sonra belki oyuna konsantre olamayabilirim. Peki tamam ama onun için önce oyunu öğrenmek gerekiyor. Öğrenelim bakalım günün ilk oyunu. Neymiş? Ne? İşte az önce bahsettiğim gibi. Bakalım Sinop'tan sorumuz gelecek mi? Gelecek mi? Nesi? Meşhur. Türkiye. Süremiz 90 saniye. Hazır mısın? Hazırım. Sevde hazır. Ben de çok hazırım. Ailen de hazır mı? Evet. Ailenin sesini duyabiliriz. 90 saniyelik süremiz başladı. Başlasın. Bergama çığırtma yemeği Kars mı, İzmir mi? İzmir. Doğru cevap. Evet, doğru cevap. Rusya pirinci İzmir mi, Kastamonu mu? Kastamonu. Evet, doğru cevap. Ilgarani mağarası Kastamonu mu, Erzurum mu? Erzurum. Kastamonu olacaktı. Aspendos antik kenti Antalya mı, İstanbul mu? Antalya. Antalya dedik. Doğru cevap. Mevlana şekeri Aydın mı? Konya mı? Konya. Konya. Konya dedik. Böylece 4 doğrumuz var. Divriği Ulu Cami. Sivas mı? Manisa mı? Sivas. Evet doğru cevap. Atatürk Anıtı İzmir mi? Samsun mu? İzmir dedik. Samsun mu acaba? Evet. Doğru cevap. İnegöl köfte. Zonguldak mı? Bursa mı? Bursa. İnegöl köfte. İnegöl köfte. Çok lezzetli. Balıkesir mi? Keşke yeseydik. Yemeseydik. Son 10 saniye. Doğru cevap. Bergama Kızılavlu. İzmir mi? Tokat mı? İzmir. İzmir dedik. Böylece. 9 doğrumuz var. Tebrik ediyoruz seni. Tebrik ediyoruz. Birazdan hediyeni öğreneceğiz ama bu arada son sorumuz İzmir. Olmuşken İzmir'e bir geçmiş olsun diyelim evet, değil mi? Çok geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun. İzmir'den bizi izleyen herkese selamlarımızı, sevgilerimizi gönderelim. Şimdi bakalım arkadaşımıza Sinop'a Rüzgar Gülü programından hangi hediye göndereceğiz? Hoşçakal. Hoşçakal. Serkan Özenç Emel Gök hoşçakal, hoşçakal diyorlar. Keşke oynasaydım. Arkadaşımıza çok güzel bir elektronik kitap okuyucu gönderdik. Yani en sevdiğimiz gönderdik. Hediyelerden biri. Bol bol kitap okuması biri. Bizi hatırlarsa biri. Mutlu oluruz değil mi Emel? Mutlu oluruz. Şimdi bir kez daha hazırlıksız. Böyle güzel bir enerji veriyor bugün. Evet. Özellikle bugün. Enerjisi çok güzel. Hoş geldiniz hızlısız. Arkadaşlar. Beraber biz de onunla zıp zıpla birlikte hafta sonu spor mu yapsak acaba? Yapalım. Olur mu zıp zıp? Olur mu zıp zıp? Bu hafta sonu birlikte spor yapalım. Tamam. Daha güçlü olalım. Peki. Peki. Hazır mısınız? Birlikte alo diyelim. 3, 2, 1. Alo. 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 Aras merhaba. Alo. Merhaba. Hoş geldin. Nasılsın? Gezelim. İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Teşekkürler zıp zıp. Programımıza nereden katılıyorsun Aras? Akay Antakya. Akay'a kucak dolusu sevgiler gönderelim. Yanında kimler var? Kimlerle izliyorsun bizi? Babaannem, kardeşim falan var. Ne güzel aile büyüklerimiz de yanımızda, kardeşimiz de yanımızda. Birazdan hep birlikte yarışacağız. Ama soralım tamam. Ben sormak istiyorum. Lütfen.
Ama yemeklerden de bahsedelim şimdi arkadaşlar. Ama önce gezelim, görelim, sonra acıkalım ama. Yani önce karnımızı doyurup sonra gezmeyelim mi? Yok, bir ağrım çekebilir. Peki, tamam. Hatay'a geldiğimizde nereleri görmemiz gerekiyor? Ardından gezdik, gördük, neler yiyeceğiz? Onları da anlatırsam seviniriz. Aras. Tamam. Mozaik Müzesi'ni görebilirsiniz. Türk İstinili. Şantiyer Kilisesi. Müze Otel. Harbiye Şelaleleri. Yani bunlar Hatay'ın gezilecek yerleri. Doğası da çok güzel Hatay'ın. Evet. Bunlar önce aklımıza gelenler. Evet. Daha eminim çok fazla vardır. Peki, az önce de söylediğim gibi gezdik, dolaştık, çok yorulduk. Hem biraz ne derim, hem de şöyle bir karnımızı doyuralım dersek neler yememiz gerekiyor Hatay'a geldiğimizde? Künefe, tepsi kebabı, rahat kebabı, oruk, gönde, hepsini üst üste yememen gerekiyor. Arkadaşınız, biliyor musun? Çok güzel anlatıyordu arkadaşınız. Ama yani hepsini üst üste yememesi gerekiyor değil mi? Evet. Ben bunları günlere böler, öyle. Gelmişken onu da yiyeyim, bunu da yiyeyim, şunu da yiyeyim yapabilirsin sen. Çok güvenmiyorum bu konuda kendime, ben yapabilirim. Aras, az önce yanımda kardeşim var dedin. Kardeşinin adı nedir? Ayaz. Ayaz. Yardımcı olacak mı yarışma sırasında sana? Bilmem, belki olur. Ayaz'a da kucaklı olsun sevgiler gönderelim ve vakit kaybetmeden oyunumuzu öğrenelim. Öğrenelim. Güzeldi yani, yemeklerden bahsediyorduk hemen. Bunu yemeklerdi. Biraz daha arkadaşımızla sohbet edebilirdik bu arada. Ama süremiz... Peki, haklısın. Sıradaki oyunumuz... Hayvanları... Tanıyalım. Onları sevelim, onları koruyalım. Onlara yemek verelim, su verelim. En önemlisi de onlara sevgimizi verelim. Süremiz 90 saniye. Hazır mısınız? Ben hazırım. Aras? Hazır mısın? Hazırım. Öyleyse ne duruyoruz, süremiz... Başlasın. İşte 90 saniyelik süremiz başladı. Hızlı olacağız. Fatimi levrek mi bir deniz canlısı? Sen resmi geç göreceğin için ipuçları vermeye çalışıyorum. Tamam. Levrek. Levrek olabilir mi? Evet, doğru cevap. Cırcır böceği mi, yalı çapkını mı bir kuş türü? Yalı çapkını. Acaba öyle mi? Doğru cevap. Papağan mı, üveyik mi? Yine bir kuş türü. Hatta söylediklerimizi tekrarlamaya çalışır, konuşmaya çalışır. Bir kuş türü. Bak, papağan. Papağan doğru cevaplı. Evet, üçüncü doğru cevabımız oldu. Antilop mu, ıstakoz mu? Bir kuş türü daha. Şarkısının gelmesini bekliyorum, geldi. Evet, şimdi sen de gördün. Antilop. Antilop doğru cevaplı. Tabii ki doğru. Akbaba mı, karides mi? Yine bir kuş türü. Bir kuş türü. Akbaba mı, karides mi? Akbaba. Akbaba. Doğru cevap. Üveyik mi, sığırcık mı? Bu da uçar. Bir kuş türü daha. Tebrik ediyoruz seni ve hep birlikte hediyeni öğreniyoruz. Hoşça kal lütfen, bizi izlemeye devam et. Hatay'dan programımıza katılan arkadaşımız Aras'a gönderdik. Güzel günlerde kullansın, kullandıkça bizi hatırlasın. Şimdi bir kez daha zıpsın gelsin mi? Gelsin. Birlikte bir alo. Çok hoşa geliyor. Daha diyelim. Hoş geldin zıpsın. Bir tahminin var mı zıpsın? Şimdi hangi ilimize gideceğiz? Söylemiyorlar. Var ama söylemiyorlar. Şimdi ben merak ediyorum ama. Ben de merak ediyorum. O zaman bir alo diyelim. Hadi bakalım. Alo. 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 Merhaba. Merhaba. Kevser, hoş geldin. Geldik Kevser. Kaç oldun? Nasılsın? İyiyim. Nereden arıyorsun bizi? Adana Seyhan. Adana Seyhan'dan. Sevgiler, gönderelim. Sevgiler, selamlar. Adana'da hava nasıl şu anda Kevser? Kısa bahsedelim.
Normal. Normal. Çok durulmaya başlamadı. Peki. Yanında kimler var? Kimlerle izliyorsun bizi? Annem, kardeşlerim. Kaç kardeşsiniz? Evet, merak ediyorum. Kesen kaç kardeşsiniz? İki kardeş. İki kardeşsiniz. Birazdan birlikte yarışacağız ama bence Kesen'in sesi biraz heyecanlı geliyor. Şöyle bir Adana'nın evet. yemeklerinden bahsedelim dersem süremiz yeterli olur mu acaba diye de düşünüyorum. Çok kısa bahsedebilirsin. Adana kebabı, salgam. Bunlar ilk akma gelenler. Başka, başka neler söyleriz? Kebap, salgamı, Bici tatlısı. Bici tatlısını çok merak ediyordum değil mi? Evet, merak ediyorum. Adana'ya gitmedim hiç. Öyle bir fırsatım olmadı. Adana'ya gidersem sanırım önce bir bici tatlısı yiyeceğim. Ben de yemedim. Ben sadece Adana'dan geçtim. Adana'ya gezme fırsatım olmadı. O zaman en kısa zamanda hep birlikte gidelim. Sımsımı da alalım birlikte gidelim. Evet. Peki Kevser, heyecanımız biraz geçti mi? Yarışma için hazır mıyız? Evet. Tamam. Önce oyunumuzu öğrenmemiz gerekiyor. İşte sıradaki oyunumuz. Çok güzel. Şimdi biraz uzaklara gideceğiz. Evet. Sıradaki oyunumuz... Nesi meşhur? Dünya. Süremiz 90 saniye. Hazır mısın? Evet. Peki Serkan? Hazırım. Hazır görünüyor muyum? Çok hazır görünüyorsun. Öyleyse süremiz... Başladı. Başlasın. İşte 90 saniyelik süremiz bir kez daha başladı. İlk sorumuz Köln Katedrali. Madagaskar mı, Almanya mı? Almanya. Doğru cevap. Güzel başladık. Tazmanya canavarı. Nepal'den Avustralya mı? Tazmanya canavarı. Nepal'den Avustralya mı? Nepal. Maalesef değildi. Spagetti İtalya mı Almanya mı? Almanya. İtalya olacaktı. Çok seviyorum. Cape Canaveral uzay üssü. Çok Amerika Birleşik Devletleri mi İspanya mı? ABD. Amerika Birleşik Devletleri dedik. Evet. Kuvayi Köprüsü Almanya mı? Tayland mı? Canlı yayınlarız. Efendim? 4 Kasım. Tayland. Peki. Doğru cevap. Son 30 saniye. Piramitler. Mısır mı? Ekvador mu? Mısır. Mısır hızlı ve doğru bir cevap mı? Evet öyle. Sönenç İspanya mı? İngiltere mi? İngiltere. Doğru cevap. Malbork Kalesi Polonya mı İngiltere mi? İngiltere. Yine mi İngiltere? Doğru cevap. Polonya olacakmış bu kez. Eiffel Kulesi Fransa mı Romanya mı? Bu da son sorumuz. Romanya. Fransa olacaktı böylece. 6 doğrumuz var. 6 doğrumuz var. 5 doğrumuz var. 6 demişti ama o da karıştırdı demek ki. 5 doğrumuz var. Tebrik ediyoruz. 6 doğrumuz var. 6 mı 5 mi? 6 doğru. Arkadaşımız Fransa demiş. Zıp zıp öyle söyledi. Zıp zıp diyorsa doğru duymuştur. Peki. Tebrik ediyoruz ve... Kediyim söyledi. Hoşça kaldık. Ben bizi izlemeye devam edin. Hediye zamanı geliyor. Hediye ne gelecek? Oyun seti hediyemizi gönder. Evet. Zıp zıp çok dikkatli takip ediyor. Teşekkür ediyoruz. Aramızdan uzaklaştı. Göremiyoruz kendisine demin. Şu köşede oturuyor. Bizi izliyor. Bizi izliyor. Evet. Hediyeni tut ediyor. Bize 6 doğru dans yapar mı? Ne dersin? Birkaç gün dans ediyor ama program sonunda ediyor. Sonunda edecek yine dans. Hayır. Böyle konuştuk biz. Yok biz aramızda konuştuk. 6 doğru dans yapacakmış. Öyle mi? Evet. Müzik belki dans geldi. Ederek geliriz biz o. Çünkü bu da çok eğlenceli. Bakalım hangi yerimize gideceğiz, hangi arkadaşımızla tanışacağız. Biz de çok merak ediyoruz.
Alo. 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 Merhaba. Merhaba. Alo. Alo. Hoş geldin. Nasılsın? Hoş buldum. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Biz de iyiyiz. Sana Ali mi diyelim, Asaf mı? Asaf. Asaf. Peki birazcık heyecanlısın sanki. Evet. Biraz sohbet edersek heyecanın geçmiş olur. Ne dersin? Çok haklısın. Programımıza evet. İstanbul'dan katılıyorsun sanırım Asaf. Evet. Yanında kimler var? Sen kimlerle izliyorsun bizim? Babam, annem ve kardeşim. Ne güzel. Birazdan evet. Hep birlikte yarışacağız. Peki oyunlarımızı oynadın mı daha önce? Yok. Oynamadık. İlk kez oynayacağız. Bu arada Emel neden soruyor bu soruyu? Programımızın başında hatırlatıyoruz. İnternet adresimizden başvuruda bulunabildiğiniz gibi aynı zamanda oyunlarımızı da oynayabilirsiniz internet adresimizde. Bu da biraz daha bizi rahatlatıyor galiba değil mi? Oyunlara daha aşina olabiliyoruz. Programımızın sonunda bir kez daha adresimizi hatırlayacağız. Bu arada okul dışında neler yapıyorsun? İlgi alanların var mı Ali Asaf? Okul dışında kemanı çalıyorum. Ne güzel. Bir enstrüman çalmayı çok isterdim gerçekten. Yeni mi başladın peki Asaf? Yok, bir yıl. Ne var? Ne kadar güzel. Hemen sormak istiyorum. Zor mu öğrenmek peki? Evet. Birçok enstrüman öyle aslında. Enstrümanların üzerinde biraz çalışmak. Vakit geçirmek gerekiyor. Biraz da yetenek gerekiyor. Tabii ki yetenek peki, de gerekiyor. Peki neden kabak kemane? Biraz heyecanlı geçti. Sesi çok hoşuma gitti. Öyleyse. Çok haklısın. Çok etkileyici bir sesi evet. Var. Kim yönlendirdi? Kendisi istedim. Kendini istedim. Ne kadar ne güzel. Ne istediğimizi biliyoruz. Evet, ilgi alanlarımızın üzerine gideceğiz aslında. Sporla ilgileniyorsak ya da sanatla ilgileniyorsak biraz ilgi alanımız için mücadele edeceğiz, çaba göstereceğiz değil mi? Evet. Tebrik ediyoruz. Tebrikler. Peki biraz heyecanın geçti mi? Evet. Öyleyse ne yapalım? Gel birlikte öğrenelim bakalım günün dördüncü oyunu. Ne? Bugün oynamadık. Oynamadık mı? Oynamadık, ilk defa oynadık. Aa, çok haklısın. Ben de ikinci kez oynuyoruz diyecektim. Hayır. Oynamadık. İlk defa oynayacağız. Ben de hatırlıyorum sanırım. Sıradaki oyunumuz. TRT Çocuk. Kahramanları. Olmadı. Bir daha mı? Sıradaki oyunumuz. TRT Çocuk. Ben söyleyeceğim. Baştan. Tamam, baştan. Sıradaki oyunumuz. TRT Çocuk. Kahramanları. Şimdi oldu. Hazır mısın? Hazırım. Sevdiğin bir oyun muydu? Evet. Çok şanslısın o zaman. Ben de çok seviyorum bu oyunu. Öyleyse ne duruyoruz? Süremiz başlasın. Başlasın. Evet. Cici ki Osman mı? Şimin mi? Fotoğraflar gelmedi. Şimdi göreceksin. Cici ki Osman mı? Şimin mi? Evet. Doğru cevap. Babamın gölgesi 1915. Rupi mi, Osman mı? Kendi var, ilahıcık. Kendi var mı? Osman. Evet, doğru cevap. Nasrettin Hoca ve zaman yolcusu. Alaca mı, Efe mi? Doğru cevap. Efe. Doğru cevap. Şef Roka'nın lezzet dünyası. Şef Roka mı? Arda mı? Doğru cevap. Kehribar ile boncuk. Kehribar mı? Belik mi? Kehribar. Böylece 5 doğrumuz var. Nilo'ya. Nilo'ya mı? Portop mu? Nilo'ya. Evet, doğru cevap. Akıllı tavşan Momo. Momo mu? Mert mi? Momo. Evet, doğru cevap. Mavi dünya. Cesur mu? Pullu mu? Son 10 saniye. Cesur mu, pullu mu? Pullu. Evet, doğru cevap. Kehribar ile boncuk. Boncuk mu, tostos mu? Boncuk. Böylece 9 doğrumuz var. Tebrik ediyoruz seni. Ve hep birlikte hediyeni öğreniyoruz. Lütfen bizi izlemeye devam et. Hoşçakal. Hoşçakal. Hediye zamanı. Hediye zamanı. Bakalım.
Buldum. Tatlı köy cihazı. Elektronik kitap okuyucu. Bir elektronik kitap okuyucu hediyemizi de arkadaşımıza gönderdik. Güzel günlerde kullanması dileğiyle. Yani bunu daha önce söylüyorduk aslında. İçimden bir kez daha geldi hatırlatmak. Elektronik kitap okuyucu hediye diyoruz ama kitabı böyle kitapçıdan alıp sayfalarını çevirip okumak belki daha da güzel. Hatta bazı sayfaları çizmek. Çizmek. Bu kitabı tekrar tekrar okumak. Ben hatta aldığım kitabın üzerine yazarım. Hangi tarihte aldığımı, nereden aldığımı da yazarım. O kitabı tekrar okuduğumda, aa o tarihte buradaymışım diye hatırlarım. Ama arka sayfasına da bakmak gerekiyor. Yazarı kimmiş, yazarı kim? Özgeçmişi neymiş. Çok haklısın. Öğrenmek gerekiyor. Peki, kitap okumayı çok seven biri daha var aramızda. Çağıralım mı kendisini? Çağıralım. İşte zıp zıp geliyor sevgili arkadaşlar. Söz verdiğimiz gibi programımızın sonunda küçük bir dansımız olacak ama öncesinde bize ulaşabileceğiniz internet adresimizi bir kez daha gelin birlikte hatırlayalım. Hadi bakalım. www.trtcocuk.net.tr adresinden bizlere hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Her zaman söylediğimiz gibi oyunlarımızı oynayabilir, programımıza başvuruda bulunabilirsiniz. Aynı zamanda sosyal medya hesaplarımız da var. Instagram adresimizden, Facebook adresimizden programımızı takip edebilir. Bizimle paylaşmak istediklerinizi oradan ulaştırabilirsiniz. Hemen söyleyelim, yarışan tüm yarışmacılarımız için bir diğer hediyemiz. TRT Çocuk Dergisi. Zıp zıp hediyelerle birlikte TRT Çocuk Dergisi de gönderiyor sizlere. TRT Çocuk Dergisi bu ay yine her zaman olduğu gibi dop dolu. Bugün de biz ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili arkadaşlar. Günlerden cuma, bu nedenle 2 günlük aranın ardından pazartesi günü saatlerimiz kaçı gösterdiğinde? 18.55'i gösterdiğinde biz burada sizleri bekliyor olacağız. Şimdilik hoşça kalın. Hoşça kalın. Ve dansla kalın. İşte Rüzgar Gölü 4 Kasım 2022'de bitiyor. Ama az kalıyor. Ama az kalıyor. Rüzgar Gölü 4 Kasım 2022. Baktık. Şimdi sorularımıza bakıyoruz. Rüzgar Gölü ödülleri nelidir? Nelerdir? TRT Çocuk kanalında yayınlanan ve en çok tutulan yarışmalardan Rüzgar Gölü tüm katılımcılarına çeşitli ödüller sunuyor. Merak edilen konulardan biri de budur. Rüzgar Gölü yarışması kazanan kişilere ne ödül veriyor? Yarışmaya katılan çocuklara çok sayıda ve çok çeşit ödüller veriliyor. Programda kazanan ve kazanmayan tüm çocuklara hediyeler veriliyor. Hediyelerin yanı sıra ayrıca kamp malzemeleri, MP3 çalar, tablet, tişört, bulmaca kitapları ve çocuk ve TRT Çocuk Dergisi gibi ödüller de veriliyor. Yarışma esnasında kazanılan tüm bu ödüller başvuru formunda belirtmiş olduğunuz adresinize gönderiliyor. TRT Çocuk kanalında yayınlanan Rüzgar Gölü yarışmasında yalnızca yarışmayı kazanan çocuklar değil, bütün çocuklara da hediyeler gönderiliyor. Bu sayede tüm çocukların kazanmış olması amaçlanıyor. Siz de çocuğunuzu Rüzgar Gölü yarışmasına kayıt ederek çeşitli ödüller kazanmasına vesile olabilirsiniz.
Üstelik yarışmaya başvurmakta, katılmakta tamamen ücretsiz. Yalnızca 10 dakikanızı ayırarak siz de Terti Çocuk Rüzgar Gülü başvurusu adımlarını izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz. Yarışmada verilen ödülleri kazanmak ise çok kolay. Çocuğunuzun yarışmaya kazanması ya da kaybetmesine gerek kalmaksızın tüm çocuklara hediye veriliyor. Kazanılan tüm bu hediyeler ise belirtmiş olduğunuz adresinize kargo ile yollanıyor. Bu eşsiz deneyimi yaşamak ve çocuğunuzun bir şeyler kazanabilme duygusunu pekiştirmek için siz de daha fazla geç olmadan TRT Çocuk kanalında yayınlanan Rüzgar Gülü yarışmasına katılabilirsiniz. Başvur.co. Ben başvur.co'nun yöneticisiyim. Başvuru ve haber alanlarında da geniş bir bilgi birikimine sahibim. İnovatif yaklaşmalar, yaklaşımlar ve güçlü liderlik becerilerimleri sitemizi yönlendiriyorum. Kullanıcılarımıza en güncel başvuru bilgilerini ve gündem haberlerini sunmayı hedefliyorum. Her zaman doğru ve güvenilir bilgiyi sağlamak için çalışıyorum. Ve başvur.co'yu sektörün öncüsünü yapmak için gayret ediyorum. Haberin olsun. Terte çocuk haberin olsun. Başvuru formu. Yarışma başvuruları. Terte çocuk haberin olsun. Başvurusu ve başvuru formu doldur. 2024. Terte Rüzgar Gülü başvurusu nasıl yapılır? Başvuru formu ve şartları. Başvur.com. Yarışma başvuruları. TRT Rüzgar Gülü başvurusu nasıl yapılır? Başvuru formu ve şartları. Yaş sınırı 2024. TRT Çocuk Varilato başvurusu nasıl yapılır? Başvuru formu ve şartları. Yarışma başvuruları. TRT Çocuk Varilato başvurusu nasıl yapılır? Başvuru formu, doldur ve şartları 2023-2024. Son dakika. Bursa'da profesyonel taşımacılık hizmetleri. 29 Kasım 2024. Gerçek rakiplere canlı okey deneyimi. 29 Kasım 2024. Dijital dünyada bedava okey oynanma fırsatı. 29 Kasım 2024. İstanbul'da oryantal kiralama. 29 Kasım 2024. Instagram'da kadın takipçilerle daha güçlü bir profil oluşturun. 27 Kasım 2024. Vortex arıtma çevre dostu çözümlerle suyun geleceğini şekillendiriyor. 27 Kasım 2024. Bayraklı'da ruh sağlığınız için doğru adres uzman psikolog. 27 Kasım 2024. Güncel ve güvenilir emekli haberlerini okuyun. 26 Kasım 2024. Makaslı platform ile
Yükseklerde güvenli çalışmanın anahtarı. 26 Kasım 2024. Pirinç döküm nerelerde kullanılır? 26 Kasım 2024. Başvurko. Banka başvurularından borç ve yardım başvurularına, iş fikirlerinden ekonomiye kadar geniş kapsamlı içerikler sunan platform. Kurumsal hakkımızda iletişim, künye, yazarlar, veri, çerez politikası, gizlilik politikası, veri politikası, yayın ilkeleri, konular, banka başvuruları, burs başvuruları, iş başvuruları, sınav başvuruları, konular, yardım başvuruları, yarışma başvuruları, pasaport ve başvuruları, iş fikirleri, başvurko, Rüzgar Gül'e başvuru 2022-2023 bitirdik. Hoşçakalın. Görüşürüz. Görüşmek üzere.